Dün altılı masa 9 saatlik bir toplantı yaptı. İç siyaset hareketli. İç siyasetin hareketli gündemini konuşacağız. Konuklarımız var bu dilimde. Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz İstanbul Stüdyo'da benimle beraber. Sevilay Yılmaz hoş geldin. Hoş bulduk Sevilay. Ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet de Ankara'dan uzaktan bağlantıyla bize katılıyor. Mehmet Acet hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sevilay Yılmaz seninle başlayacağım. Çünkü biliyorum elinde kulis bilgileri var. Ben merak ediyorum pek çok gazetecinin ve kamuoyunun da merak ettiği bir soru. Dün altılı masada 9 saatlik toplantıda ne konuşuldu? Bir aday ismi gündeme geldi mi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben dün gece yayındaydım Serap Belet'in Habertürk gündemde. Tam biz yayındayken toplantı bitti. O yüzden hani aldım, kulis aldım ama İzledim. Bu kadar güzel yoğun alamadım. Çünkü onlar da yorgundu, biz de yayındaydık. Tabii ki dediğim gibi dün öyle demişim. Bir kere şunu söyleyeyim. Dün akşam söylemiştim, tekrar edeyim. Hiçbir isim gelmemiş. Kimsenin adı konuşulmamış. Hayır. Ve ben yani isim veremem tabii de kaynaklarım işte 2-3 genel başkana yakın kurmay düzeyindeki kaynaklarımdan aldım. Ve 2-3'ünden de teyitli olduğu için ona hani acaba... Üç farklı kaynaktan teyitli bilgi diyorsun. Net bilgiler şöyle söyleyeyim. Herkes şey beklemiş tabii. Kemal Bey'in eğer hani düşünüyorsa aday olmayı deniliyor ya aday olmayı kafaya koyduğu istiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanı işte efendim genel merkezi de destekliyor. Beklemişler yani önce bir böyle Kemal Bey'den adaylığını hani açacak mı falan. Ama ilk yani anladığım kadarıyla işte Cumhurbaşkanı adayı konusunu artık gündeme getirmeliyiz diyen zaten Meral Akşener o şeyde toplantı öncesi ziyaretlerde davet mahiyetindeki ziyaretlerde olmayan gündemde olmayan şeyi koyduğu için tabii o da hani ne yapıyoruz hani nasıl artık yumurta kapıya dayandı yani sonuçta 14 Mayıs çok seçim yakın tarihli. Bir zaman ve bizim de adayımızı belirlememiz lazım. Benim anladığım kadarıyla biraz da hani şey yapıyorum gözümün önüne getiriyorum. Biraz falan olmuş herhalde herkes. Çünkü Kemal Bey hiçbir şey söylememiş. Ya ben adayım, ben aday olmayı düşünüyorum falan. Tabii o söylemeyince böyle bir şeyi diğer liderler de yine bir şey diyememişler ve isimsiz geçmiş. Adayı belirleme yöntemi konuşulmuş. O belirleme yöntemini öğrendim. Nasılmış? Bu bir önceki şeyle ilgili kulis bilgilerinle ilgili de sorun var da yani Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istediğine dair bir beyanda bulunmamış sendeki bilgiye göre. Hiç, liderlerden de Sayın Kılıçdaroğlu adaylık niyetiniz var mı gibi bir yaklaşım. Hayır olmamış. Olmamış. Ya garip bir şey yani gerçekten garip. Ya ben hakikaten şimdi oradaki bir lider olsam dayanamazdım ama kimse o söylememiş kimse de sormamış. Bu gerçek yani bu kesin net. Başka birinin adı da gündeme hayır, gelmemiş. Hayır, hiçbirinin, hiç kimsenin adı gündeme gelmemiş. Şöyle işte adayı biz nasıl belirleyeceğiz? Yani good morning diye bir şarkı var ya. Yani adayı nasıl belirleyeceğizi dün konuşmuşlar. Aday belirleme yöntemi. Evet, 11. toplantıda. Herhalde Meral Hanım gündeme almasa onu da konuşmayacaklardı. Yani o da hani acele edip sıkıştırıp hadi hani gündemimize alalım deyince konuşmuşlar. Aday nasıl belirlenecekmiş onu da söyleyeyim. Temel Bey girmiş söze. Demiş ki 13 Şubat'ta biliyorsunuz Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantı. Temel Bey söze girmiş demiş ki şöyle yapalım. Biz bugünden sonra 13 Şubat'a kadar ben demiş hepinizle ikili görüşeyim. Tamam. İkili müzakere yöntemi gibi bir şey mi? Yani bu bir mekik. Yani Temel Bey 13 Şubat'a kadar ikili görüşmeler yapacak. İşte Meral Hanım'la ayrı, Sayın Davutoğlu'yla ayrı, Babacan'la ayrı, Demokrat Parti'yle ayrı. Yani orada topluca... Ne üzerine? Adayın belirlenmesi evet, aday kim olsun aday diye kim soracak. Olsun müzakeresini sizce kim eder. Olmalı diyecek. Ben mesela Temel Karamollaoğlu'yum. Sen de örnek veriyorum. Gültekin Uysal'sın. Demokrat Parti Genel Başkanı. Evet Gültekin Beyciğim, Sayın Başkanım nasıl olacak? Ne düşünüyorsun? Sence kim olmalı aday? Gültekin Bey'in zaten açık beyanları var biliyorsun.
Kemal Bey olsun, Kılıçdaroğlu olsun diye. Vallahi Kemal Bey uygundur. İşte hem ana muhalefetin lideri hem bu partinin kurucu lideri. Bence Kemal Bey olsun diyecek. Bu bana biraz mekik müzakeresi, böyle ikili bir müzakere güzel. Gibi. Güzel. Diplomasiyi biliyor kızımız işte. Şahane bak, helal olsun. İç siyasete de teşmil ettik. Evet şimdi evet bak mekik. Mekik müzakeresi öyle mi? Diplomaside mi kullanılıyor? Olabilir. Yani senin anlattığından o geldi. Evet. Mekik yapacak yani şey. Mekik dokuyacak Temel Karamollaoğlu. Sonra işte diğerlerine gidecek. Sonra onları toplayacakmış. 13 Şubat'ta bir rapor gibi, bir sunum gibi. Efendim işte Sayın Babacan sen böyle dedin. Sayın işte Uysal sen böyle dedin falan masaya getirecekmiş. Böyle bir şey teklif edilmiş. Bu olacakmış. Ama bu arada galiba Meral Hanım şöyle bir öneride bulunmuş. Daha doğrusu itirazvari öneri diyeyim. Demiş halka sormayacağız mı demiş. Yani anket yapmayacağız mı? Hani biz anket yapacaktık, halka soracaktık. Baştan böyle hatırlıyorsan hem Kemal Bey hem işte Meral Hanım ve diğerleri anketler hani baz alınacak denilmişti. Halka sormayacağız mı demiş yani halk ne diyor hani biz kendimiz mi karar vereceğiz buna filan demiş ki Temel Bey ben bir görüşmeleri yapayım bu mekik dokuma işini yani bir böyle görüşeyim 13 Şubat'a kadar ona da sonra karar veririz mealinde bir cümle kullanmış onun dışında herhangi bir isim herhangi bir aday adı şu buyu hiçbir şey biraz o şeylerde galiba soğuk geçmiş atmosfer. Yani benim anladığım şu Sena çok tuhaf ama insanlar galiba yani o masaya oturunca liderler konuşmaktan korkuyorlar. Yani aday kim olacak korkusu sendromu var galiba. Başka bir şey gelmiyor aklıma yani 11. toplantı, 11. toplantının dışında yüzlerce defa ikili görüşme, telefon görüşmeleri hala birbirlerine bir isim zikredememiş olmaları bir sendrom diyorum yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Açıkçası bu çok tuhafıma gitti. Bu arada başka bir şey. Ben tamamlayayım sonra acele. Bu arada bugün Fikret Bila ilginç bir yazı yazdı. Okudun mu bilmiyorum. Fırsatım olmadı. Valla yani Fikret hocamın bizim üstadımız, duayenimiz hayal gücüne bayıldım. Gerçekten. Öyle şeyler yazmış ki şaka gibi. Gerçekten ben de sabah bunu bir arkadaşım yolladı bir oku filan bunlar konuşulmuş bak filan diye. Ya işte yeni iktidar ilk neyi konuşmuşlar Fikret Bila'ya göre? Efendim yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak. Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek demiş. Bu amaçla hakimler savcılar kurulundan başlamak yargının bağımsızlaştırılması da yeni iktidarın ilk hedefleri arasında demiş. Bunun da zaten koptum. Bu amaçla hakimler savcılar kurulundan başlamak üzere yüksek yargıda da değişiklik yapılacak demiş. Yani Fikret Bila gibi bir usta, bir duayen böyle bir şeyi nasıl bilmez bilmiyorum. HSK dediğiniz şey yani çok önemli bir yargı organı ve böyle iktidarın canının istediği gibi değiştireceği hükümetleri seçimle efendim yani belli bir şeyi var, formalitesi var bir gidiş. Bütünüyle şunu söyleyeyim, Fikret Bila'nın yazdıkları bütünüyle yanlış, yok yani öyle bir şey yok. Bunların hiçbiri konuşulmamış. Peki. Hiçbiri ama. O yazısında yazdı hiçbir şey konuşulmamış diyorsun. Peki şimdi Mehmet Acet'e de döneyim. Bir düzeltme bu ama yapmak zorundayım kusura bakmasın. Peki teşekkürler. Mehmet Acet sizin kulis bilgileriniz varsa lütfen siz de paylaşınız. Hiçbir ismin gündeme gelmedi diyor Sevilay Yılmaz. Sizdeki kulis bilgileri varsa onları da duymak isterim buyurunuz. Var bende de kulis bilgisi. Şimdi bol kulisli bir yayın oluyor buyurun. Sevilay Hanım şöyle ben de yani, tabii isim vermeden konuşuyorlar kişiler daha doğrusu isimlerinin kullanılmasını istemiyorlar o nedenle açıktan isim zikredemiyoruz ama şöyle tarif edeyim yani bu altılı masadaki partilerden birinin genel başkan yardımcısı ile biraz önce konuştum söylediği şu
13 Şubat'a kadar bu adaylık konusunda herkesin hazırlıklarını yapması ve bu konunun 13 Şubat'taki toplantıda konuşulup karara bağlanması anlamında bir mutabakattan söz etti konuştuğum isim. Şimdi bu ne demek? Bu şu anlama geliyor tabii. Ben de birkaç kere tekrar benzer cümleler kurulunca bunu daha fazla, daha öte, daha ileri bir tarihe atmama anlamında bir anladığım kadarıyla bir ortak dil gelişmiş. Bir orada bu işin artık iyice geciktiği ve daha fazla gecikmeye tahammül olmadığı anlamında bir en azından ortaklaşma durumu söz konusu. Bu yani 13 Şubat'ta demek ki Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğini yapacak olan toplantıda adaylık konusu artık 13 Şubat'ta evet yani isimler açıkça konuşulacak. Bir tık ilerisi benim aldığım nabız konuştuğum kişiden yani orada bir mutabakata varılması. Yani 13 Şubat'ta bir mutabakata varılması. İsim mutabakata varılırsa isim açıklanır mı? Orası biraz furyo ama bir en azından bir aday belirlenmesi anlamında o tarih önemli. Bu aldığım nabız bu benim altılı masadan. Şimdi biraz önce dikkatlice dinledim taraftan da Sevda Yüksel'in verdiği Sevda Yılmaz'ın affedersiniz. Yok yok oluyor. Şimdi ben şöyle bunu yine tamamlama bağlamında bir şey olacak ama bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarından biriyle konuştum. Konuştuğumda da bu son 11. toplantı henüz yapılmamıştı. Şöyle bir sonuç çıkardım o söylediklerinden. Yani Kılıçdaroğlu, şimdi bu dünkü toplantıdaki izlenimler de bunu teyit ediyor. Biraz o nedenle gündeme getirmiş olayı. Kılıçdaroğlu doğrudan ben aday olacağım ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı benim demeyecek. Önce dedirttirecek mi? Partiler, yani diğer partiden isimler, diğer genel başkanları bekleyecek. Şöyle bir taktik izlediklerini anlıyorum. Yani bana kullanılan ifade şu. Zaten diğer isimler de, diğer iki isim de gündemden düştü biçiminde bir yorum yapıldı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. A takımında yani bir işte strateji ekibinde yer alan bir yakın kurmayı bunu söyledi. Orada da zikrettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Zaten 3 tane aday var piyasada konuşulan hangisi olabilir? Sağdan sayın böyle, soldan sayın böyle. Diğer iki isim gündemden düştü. Onlar işte Sayın Mansur Yavaş açıktan zaten Kılıçdaroğlu'na desteğini deklare etmiş oldu. Her ne kadar Ekrem İmamoğlu bu konuda son ana kadar belki foto finişe kadar bu yarış içinde kalmak isteğini belli etse de o biraz da yalnız kaldı. Yani Mansur Yavaş'ın bu çıkışı biraz da İmamoğlu'nu yalnızlaştırdı. Ama CHP Genel Merkezi'nde İmamoğlu'nun da artık bu yarıştan bir şansının kalmadığı yönünde bir değerlendirme var. O zaman ne oluyor? Hani bu tabir bana ait bir tabir tabii. Bir nevi bir mıntıka temizliği yapılmış oluyor ve geliyor. Herkes bütün isimler denklem dışında kalınca geriye bir tek Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu. O zaman bu iş zaten şu anda bu masada en büyük partinin genel başkanı da sizsiniz. Dolayısıyla bu hak da size ait gibi bir takım cümlelerle. Yani kendisi adaylığa gitmeyecek, adaylık kendisine gelecek Kemal Bey'e. Böyle bir strateji ile hareket ettiğini anlıyorum. Ve şöyle bir iddia da dolaşmıştı. Biraz yine Sevilay Yılmaz'ın verdiği kulis bilgileri onu da teyit ediyor. Meral Akşener de önce yani cevabının hazır olduğunu ama önce bir Kemal Bey'i bir duymak istediğini, onu bir dinlemek istediğini söylemiş diye bir takım iddialar dolaşmıştı. Bunun arkası ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama bu da yani böyle bir yaklaşım içerisinde olabileceğini gösteriyor. Doğru o da ama bu. Öyle değil mi? Yani o da bekleyip yani şimdi biraz önce yani söyledim ana muhalefet lideri o parti yani şeyin masanın kurucu lideri sonuçta ilk onun adım atmasını isterler hani isim zikretmesini isterler istediler beklediler bence sadece Meral Hanım değil diğer bütün şeyler genel başkanlar ama şimdi Kemal Bey orada bir şey demedikten sonra onların siz aday mısınız hani falan ya bu
Ya yani ben olsam derim de diyememişler herhalde. Bu da bence bir işte orada soğuk rüzgarların estiğini, bir arada böyle bir bu konu gelince bir gerginlik oluştuğunu işaret ediyor bana hissettiriyor. Evet. Doğru. Yani bir bu konuyu ilk açan, ilk isim zikreden ben olmayayım gibi bir kaygı. Evet. Bu Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli, Sayın Akşener için de geçerli. Diğerleri zaten bu iki ismin gözlerinin içine bakarak bu konu bu bahis açıldığında hani onlar acaba ne diyecekler diye öyle tahmin ediyorum. Burada da şimdi Temel Karamollaoğlu tabii bu geçen 5 Ocak toplantısı öncesinde de bu konuyu yine Temel Bey'in açması hani oradaki en kıdemli, en yaşlı üye sıfatıyla öyle bir beklenti vardı öncesinde. Şimdi bir sonraki yani 13 Şubat'taki toplantının Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde olması bu anlamda bu çekingen tutumun giderilmesi anlamında bir şans olarak da gözüküyor. Yani işte eğer ikili görüşmeleri zaten yapıyorlar. Ev sahipleri her durumda görüşmenin gündemi oluşturma anlamında. Ama burada artık en kritik dananın kuyruğunun kopacağı toplantı olacağı için belki orada herkesin bulunduğu ortamda söyleyemediklerini birebir ortamda o ikili görüşmede önce aktarıp Temel Karamollaoğlu'na ondan sonra onların cesaret edemedikleri bakın burada bir önceki toplantıda açıkça kimse topa girmek istemedi ama işte Kemal Bey'in düşüncesinin şöyle olduğunu ben anlıyorum. Buyurunuz Kemal Bey. Meral Hanım'ın düşüncesinin böyle olduğunu düşünüyorum. Buyurunuz Meral Hanım gibi bir müzakere açması yine bir sonraki toplantıda Temel Karamollaoğlu'nun böyle bir şey beklenebilir. Ama tabii insan seçmen şimdi anket yapılsın yapılmasın yani bir tarafıyla da şimdi bütün bu olup bitenler, bu dağınıklık, bu senkronize olamama, bu anlaşamama hali herkesin gözü önünde oluyor. İnsanlar tabii bir taraftan biz şimdi neye oy vereceğiz? Yani bu masanın neyine oy vereceğiz? Bu kadar son bir ay içerisinde çok ciddi didişmeler oldu, gerilimler yaşandı, krizler yaşandı. Yani çok üzerine durulmadı belki ama bir ay boyunca İYİ Parti bu komisyonları boykot etti. Yani oradaki temsilcisini geri çekti ve bir ay boyunca o toplantılara İYİ Parti'nin ilgili genel başkanı katılmadı. Ne zamandan beri o Saraçhane sonrası bir gerilim yaşandı CHP ile İYİ Parti arasında. İşte iç işlerimize karışılmasın dedi Kılıçdaroğlu. Meral Akşener de bunun üzerine bir tepki koydu ve partisinin o komisyonlardaki üyesini geri çekti. Yani böyle muhalefetteyken bu kadar bir dağınıklık, bu kadar fikir ayrılığı, bu kadar bir didişme görüntüsü veren bir muhalefet. Yani iktidara gelirse ne olacak? Ülkenin bu kadar büyük sorunlarla muhatap oldukları zaman nasıl bir görüntü sergileyecekler? Ya bunu şunun için de söylüyorum. Hani bu bir çıpa diye bir tabir vardır. Ekonomide kullanılır. Bu gemileri tutan şeyin adıdır. Bu aletin adıdır. Demirlediği yerde o çıpa tutar. Bir de ülkelerin çıpası vardır. Türkiye'nin çıpası, bana en önemli çıpası siyasi istikrardır. Yani siyasi istikrar zarar gördüğü zaman, siyasi istikrar darbe gördüğü zaman çok sert türbülanslar yaşanabiliyor. İki tane örnek var mesela. Birisi işte anayasa kitapçığının fırlatılması ve 2001 krizinin patlak vermesi. İkincisi 7 Haziran 1 Kasım döneminde yine bir belirsizlik ve hükümet kurulacak, kurulamayacak belirsizliğin olduğu bir ortamda büyük bir türbülansın yine o 5 ay içerisinde Türkiye'nin yaşaması. Dolayısıyla soru şu, yani şu haliyle bu 6 parti, buna bir de HDP desteğini ekleyeceğiz. Yani Selahattin Demirtaş'ın yeni açıklamaları var bu konuda. Onlar da destek vermek istiyorlar muhalefetin ortak adayına. Bu haliyle geldiler 7 tane parti. Ülkeyi nasıl yönetecekler? Şimdi soru, bu büyük soru ortada duruyor. İnsanların zihninde de duruyor. Ve gördüğüm kadarıyla da kimse pek de işin bu kısmıyla yani bu masada bulunanlar işin bu kısmıyla çok da dertleniyor gibi de gözükmüyorlar. O kısma yani, bir sonra geçelim. Önce 13 Şubat'ta kalalım istiyorum. Daha sonra 30 Ocak ve sonrasını konuşalım. 13 Şubat'ta Sevil Ayılman, anladığım şu, iki örtüşen kulis bilgisi var. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde altılı masa bir araya geldiğinde aday isimleri üzerine konuşulacak. Öncesinde de bu yapılan görüşmelerde aday isminin ele alınabileceği söyleniyor. Evet. Dolayısıyla bir yandan
yandan da kamuoyu yoklansın vurgusu var aday ismi üzerine. Hatta yine metne de girmiş, halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını ifadesi var. Bu süreç buna yeterli gelir mi? Bir soru bu. Bir de biz 13 Şubat'ta artık adayın ismini duyar mıyız? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben yaklaşık 1,5 sene önce bu mevzu daha altılı masa bile kurulmamışken hep şu iddia, gazetecilik iddia işidir. Hep söylüyorum, gülüyorlar. Hayır öyle yani, ben iddia ettim ve iddiamın da arkasındayım. Kemal Bey'in aday olmadığı yani, yani Kemal Bey ben aday değilim dese bile ne Mansur Yavaş'ı ne de Ekrem İmamoğlu'nu aday asla yapmaz iddiasını ben epeyce bir zaman önce yazdım. Hatta şöyle bir cümlem vardı. Aziz Yıldırım'ı yapar, Sevilay Yılman'ı yapar, Sena Algı'yı yapmaz. Bu iki isim asla ve katiyen CHP'nin adayı olarak yani Kemal Bey'in rızası isteğiyle Millet İttifakı'na sunulmaz. O zaman masa yoktu zannediyorsam, ittifak şeyiydi. Dolayısıyla ben zaten Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in yani hiçbir zaman aday olacağına inanmam. Ha aday olmak istiyorlar mı? Bariz yani bunu şimdi Ekrem Bey çok istediğini zaten defaatle belli ediyor. Şimdi de Anadolu turu da çıktı. İşte Bursa'daydı galiba bugün. Bugün zannediyorum. Bursa'da, evet. İzmir'e gitmiş yanlış anlamadıysam. Elinden geldiğince yok yani halkın arasına karışıp kendini ifade etmeye çalışıyor filan ama ben açıkçası CHP'nin önereceği isim olarak Ekrem Bey'in gidip de aday olabileceğine inanmıyorum. Yani kendisi için bir sükutu hayal. Özür dilerim ama bunu söylemek zorundayım. Mansur Yavaş ki yapılan anketlerin nerede objektif ama yani profesyonel anketlerin çoğunda Mansur Yavaş Erdoğan'ı geçen, farkla geçen tek lider. Yani tek isim lider demeyeyim. Yani Mansur Bey yapılan anketlerde 4 tane isim konmuş. Mesela daha dün geldi sıcağına ki yine söylüyorum yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanının imzasının olduğu bir anket ama isim veremiyorum maalesef izin olmadığı için. Orada 4 isim Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş konulmuş. 4 isim arasında Erdoğan'ı geçebilen 9 puan zannediyorsam tek isim Mansur Yavaş. Bu 9 puan şimdi. Daha önceki zamanlarda 20 puana falan çıkmıştı Ağustos'ta Sena. Çok enteresan. Ya gittikçe AK Parti oyunu artırıyor. Daha doğrusu Erdoğan oyunu artırıyor çünkü kararsızlar. Kararsızları Erdoğan almaya başlamış. Ya bu kesin. Biraz işte Mansur Yavaş da o şey o kararsız meselesinde Mansur Yavaş'a geçiş. Ama diğer 3 isimde İmamoğlu dahil yani İmamoğlu da 2 puan bir fark var ki o da kaybediyor. Geride görünüyor. Bu yani profesyonel bir anket. Meral Hanım aynı şekilde zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok çok geride yani. Çok çok geride. Şimdi anketler bunu söylüyor. Anketlerin söylemesine de gerek yok. Ben sokağı bilen bir gazeteciyim. Sokakta gezen bir gazeteciyim. Efendime söyleyeyim, metrosundan tut taksisine kadar hepsine binerim. Girdiğim her lokantada, şurada, burada, bulduğum kardeşimle, garsonla, şununla, bununla sohbet ederim. İstanbul için değil, daha yeni işte Urfa'ya gittim, Diyarbakır'a gittim. Gazeteci arkadaşlar orada oturuyordu, ben kaçıp kulis almaya çalıştım. Evet, yoklama almaya çalıştım. Yani sokakta da Sayın Kılıçdaroğlu'na öyle büyük bir teveccüh yok. Peki burada halkın tercihini, bu metinde yer alan halkın tercihini yansıtacak ifadesi için ne söylersin? Aday başka belirleme bir şey ekleyeceğim. Konusunda... Başka bir şey daha tabii ekleyeceğim. Ben hep şunu dedim. Geçen hafta hatta burada Cem Küçük'le iddiaya girdik. Ben iddia ediyorum dedim. Kemal Bey adını masaya getirmeyecek dedim. İddia ediyorum dedim. İddialaştık. Yani bunu biliyorsun hani geçen gün sende de söyledim. Bu işin için sonunda iflas da edebilirim ama eğer Kemal Bey gerçekten aday olmayı kafaya koymuş ise, inanıyor ise, kazanacağını düşünüyor ise dün o ismini yani kendi ismini o masaya getirdi Senacığım. Ben az çok tanıyorum Kemal Bey. Kemal Bey'in getirmemesinin tek nedeni sadece Sayın Akşener itiraz edecek ya da Davutoğlu. Hayır. Kemal Bey korkmaya başlamış. Çünkü son gelen anketler çarpıcı bir biçimde onun çok geride olduğunu gösteriyor. Kemal Bey çok garantici bir insandır. Yani hadi gireyim hadi
Yani bir kere dedik, bir kere laf ettik ki kendi ağzından hiç çıkmadı biliyorsun. Onu da söyler zamanla. Garantici bir insandır. Garanti görmediği yerde CHP genel başkanlığını kaybedecek riski göze alamaz. Ben yine iddiamı devam ettiriyorum. Geçen hafta dediğim gibi ismini masaya getirmeyecek. Getirmedi ilk roundda. Gene getirmeyecek. Yani ben zannetmiyorum Temel Bey, Temel Karamollaoğlu'nun bu görüşmelerinde, ikili müzakerelerinde bir şey olsun. Hani Kemal Bey'i atıyorum hani bazılarına göre Temel Bey getirecek Kemal Bey'in ismini. Olabilir. Temel Bey çok istiyor zaten. Başına onun da başka onu yazacağım ben. Değişik bir psikolojisi var bunu istemelerinin nedeni. Saygı da duyuyorum. Ama Kemal Bey getirmeyecek. Ve bence Kemal diğer Bey... Diğer liderler mi getirecek Sayın Kılıçdaroğlu? Diğer liderler de getirmeyebilir artık bu saatten sonra. Başka bir sonra. İsim mi gelebilir? Hayır, evet, ben artık Kemal Bey'in, ben aday olacağım. Ben aday olsaydı dün o isim o masaya gelirdi, bu iş biterdi. Bir de başka bir isim, evet, dün, yani daha doğrusu bugün yayına gelmeden önce, yarım saat önce çok acayip bir kulis duydum. Bunu paylaşmazsam kendimi yer bitiririm. Çok yeni duydum ama eminim yani bana söyleyen kişi beni yanıltacak kişi değil. Davos'tan önce şöyle bir bilgi geldi. Davos'tan önce Sayın Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sayın Kılıçdaroğlu biriyle yemek yemiş. Uzun soluklu bir yemek. Kim diye soracak olursan. Çok bomba. Mehmet Şimşek, eski ekonomi bakanı ve Merkez Bankası eski başkanlarından Erdem Başçı'yla dörtlü bir yemek yemişler. Ben yeni öğrendim ama eminim, onu söyleyeyim. Yalanlayabileceklerini düşünmüyorum. Mahiyetini bilmiyorum. Yani yemek, yani sonuçta arkadaştırlar belki, bilmiyorum. Mehmet Şimşek, işte Ali Babacan zaten eski çalışma arkadaşları ve Erdem Başçı. O üçünün yemek yemesi... Tuhaf değil de Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o yemekte olmuş olması çok acayip geldi bana. Ben merak ediyorum yani ne konuştular, niye yemek yediler, neyi konuştular, bakacağım tabii. Dikkat çeken bir kulis bilgisi, evet, olarak bunu da ekledin. Mehmet Acet, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adını masaya biri getirir mi ya da dışarıdan bir isim masaya gelir mi, yoksa Sayın Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta ben aday olarak kendi ismi masaya getiriyorum der mi? Ne dersiniz? 13 Şubat'ta masa ne konuşur? Artık isim konuşursa hangi isimler üzerinden konuşur? Şimdi şöyle, ya bir önceki bölümdeki cümlemi tekrar edeyim. Anladığım kadarıyla stratejisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi adaylığa yürümek istemiyor, adaylığın kendisine yürümesini istiyor. Böyle bir taktikle hareket ediyor. Yani hemen öne atılıp ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım, şöyle şöyle hakkım da var gibi gerekçelendirip, böyle bir stratejiyle değil. O da muhtemelen gündeme gelecek olan pek çok isimler, onlarla ilgili bir atmosfer, iklim oluştuktan sonra bir mutabakatın oluşmamasını ve onun üzerine okların kendisine doğru yönelmesini ve adaylığın doğal olarak altılı masadan doğal aday, doğal ortak aday gibi bir atmosfer içerisinde şekillenmesini bekliyor, umut ediyor. Buna dönük bir strateji izliyor. Şimdi bu saatten sonra eğer ki mutabıkız herhalde Sevilay Hanım'la da, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını istemiyor kendisi. Bunu daha önce, yani Mayıs 2021'de ben o dönemlerde yine yazmıştım. Gerekçeleri de var. Ta o dönemden itibaren açıkça 8-10 kere de tekrar etti zaten. Yani buralarda hatta şeyi örnek vermişti. 2018'de Yılmaz Büyükerşen'in adaylığı söz konusu olduğunda orada da AK Parti'nin mecliste çoğunlukta olduğu ve eğer aday olursa Eskişehir'in AK Parti'ye gideceği yönünde bir kaygı gündeme geldi. O nedenle vazgeçtik diye ta o dönemlerde, yani bir buçuk iki seneye yakın bir zaman zarfından söz ediyorum. Dolayısıyla çok kategorik, net bir şekilde, yani bu iki ismin herhangi birinin aday olmasını başından beri istemedi. Bunun yani başka nedenleri de var. Yani CHP'nin kendi geleceğine dönük olarak da bir takım tedirginlikler burada denklemde olduğu için, yani biliyorsunuz CHP'den aday olan bir kişi hemen seçimden sonra kazansın ya da kaybetmesin, ertesi gün
Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesine gelmeye, genel başkan olmaya oynuyor. Oysa böyle bir endişe de var. Yani bu iki isimden biri aday olursa, seçilseler bir dert, seçilmeseler bir dert. Seçilirlerse yine Kemal Bey'in orada bir ezilmesi söz konusu olabilir. Seçilmezlerse de ben CHP'nin şu kadar oyu var, ben bu kadar oy aldım. Sayın Muharrem İnce'nin yaptığı gibi. Böyle bir tedirginlik, böyle bir endişe var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şöyle yani bir takım kendi seçimiyle ilgili bir takım tedirginlikler yaşıyor mu? Olabilir, mümkün, ama bir tarafıyla da şöyle bir şey var. Yani bu atmosferden hala çıktığını ben düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi etrafındaki stratejistlerin de şu anda muhalefet Erdoğan'a karşı en şanslı dönemini yaşıyor. Yani kazanabilirse şimdi kazanabilecek durumda. Dolayısıyla böyle ayağımıza kadar gelen bir fırsatı ne diye başkasına verelim? Kim olursa kazanacak falan. Yani başından itibaren Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki motivasyonunun arkasındaki temel faktör bu.